tane gıçığı açıkta kalıptı. Battaniye pijamasını tikme lazımdı bunu. Kemal! 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 Bak ne diyeceğim. Ya gaf saat ne çaldı? Yaşı. Sen bilirsen. Ne oluyor lan? Ne oluyor lan? Ne oluyor? Sen niye beni böyle kötü kötü uyandırıyorsun ya? Ne yapıyorsun sabah sabah ya? Senin de seben hayırlı olsun. Görmüyorsan temizlik elirem. Sen de görmüyorsan ben de uyurem. Allah Allah. Oo, yapma böyle ya bir kere. Adam gibi uyandır beni ya. Ne pazarım kaldı ne tatilim ha. Aa saat 10 oldu 10. Belki ben 12'ye kadar yatacağım kardeşim. Yaşı yatabilirsen. Ha sağ ol Allah razı olsun ya. Ama ben temizlik elirem. Allah Allah sen ne yapıyorsun kızım? Bak beni deli ediyorsun ya. Bak şunu. Ben işteyken yapsana temizliğini. Onsuz da her gün elirem. E tamam işte. Her gün yapıyorsan bugün de yapmayı ver ya. Olmaz. Evin her tarafı mikrop olubdu. Ha tabii. Kapıda da mikroplar bekliyor. Cazibe Hanım bugün temizlik yapmasa da hemen direkt dalalım diyor. Ya bırak Allah'ını seversen saçma sapan konuşma. Hey güzel Allah'ım hey. Bu da temizliği ha. Selam Cazibe. Selam Ardua. Azerbaycan'ın en manalı gözleri. Aa evde arkadaşlarıma krem brüle yapıyordum da Paris'ten geldi arkadaşlarım. Aa baktım şeker kalmamış. Ne yaparsın? Hemen yan komşuya gidersin. Şeker gibi bir kız var orada. Onu alır götürürsün değil mi? Sen az bir gözle ben getiririm. Ben gözlüyorum zaten. Yürüyorum. Gözlüyorum. Gene niye geldin lan? Çengelköy bademi. Şekerini almaya geldim Kemal abi. Şekerini alıp gelirken zaten sen göbeğin vasıtasıyla kalkamayacağın için fazla yormaya gerek yok seni. Lan bana bak Bay Frodo. Zaten sabah sabah afyonun patlamamış. Allah canımı alsın seni afyona kadar döverim ha. Sinirlenmeyelim, feodalleşmeyelim Kemal abi lütfen. Ne oldu? Salonda yatmışız galiba bakıyorum. Saç baş dağılmış diyeceğim ama... yok ki dağılsın. Bak... Lepiska gibi saçlar, lepiska. Sen nerede yatacağım ben sana mı soracağım ha? Ağzını burnunu kırarım seni şimdi avuk çakarım ha. Şimdi anlaşıldı gerginliğin sebebi. İktidara yürüyemiyorsan benim gibi ana muhalefet de yakışır sana ha? Emeklilik günlerini yaşarsın artık. İncik boncuktu, guaj boyaydı, origamiydi yani. Ne biçim konuşuyorsun lan sen benimle? Vurma yüzüme, yüzümle para kazanıyorum Cazibe. Kemal neymiş sen? Dokunmadın bile ya, kendi kendini ötüyor ya. Bırak uşağı görüm. Ne uşağı be, ağzından çıkanları bir duysan. Allah Allah, bırak şu hobiti bir döveyim ya. Kemal, sen Kemal abine incinmeyesen Erda kardeş. Uykusu yarımcık kalıptı, ondan beli eliyor. Mühim değil hayatısı. Onun yaşadığı sorunları ben de yaşasam ki yaşamam. Döne döne kel değirmenine bağlarım. Şeker mi istiyordun lan sen? Evet. Hadi bakayım. Al. Hadi git bir daha seni burada görmeyeyim. Hadi git. Sen kaybettin Kemal abi. Sen kaybettin. Dedemin mavi haplarından getirecektim. Sana getirmeyeceğim. Seyrek görüşelim. Çık git lan çık. Kapıyı da kapa. Velete bak ya. Ne uğraşırsın uşağına? Ne uşağı kızım be? Ağzından çıkan lafı duymuyor musun adamı ya? Bana bak kızım. Bir daha bu hobbit eve girmeyecek. Bak ona göre bu evde benim kurallarım geçerli. Bak kurallarımı sana sıralıyorum. Kural bir. Bu eve bu hobbit ya da herhangi bir hobbit girmeyecek. Kural iki. Ben uyanmadan asla temizlik yapılmayacak. Kural üç. Bu çok önemli. Şu anda aklıma gelmiyor ama her an Hulusi Bey'den bir tane ödünç alabilirim. Ona göre haberin olsun ha. Olsun. Bu evde bir tek sen yaşayarsan. Ha Kemal? Ha keşke öyle olsaydı be. Keşke tek yaşasaydım. Aa benim sanki çok merakım vardı seninle aynı evde yaşama. Peker Efendi olmasaydı ben burada bir dakika kalabilemezdim. Ha pekmez manyağı olmasaydı ben seninle burada hayatta böyle yaşamazdım be. He ne anlatıyorsun sen be? Allah Allah. Al şunu koy yerine. Beni sabah sabah vallahi hobbit katili yapıyordun ya. Ne acayipsin ya. Şekeri sen temizleyeceksin. Ha. Hobbit nedir ki be? Hadi canım hadi. Uzun hikaye anlatamam onu. Çok uzun.